Botoks uygulaması aslında standart bir botoks uygulaması seansında hem alındaki kırışıklıklar, hem göz çevresi, hem şuradaki kızgınlık çizgisi dediğimiz çizgi, hepsine uygulama yapıyoruz. Ve bu kasları hasta bir süre kullanamıyor. Ama belli bir zamandan sonra, mesela bir aydan sonra giderek yumuşuyor ve çok daha doğal bir görünüm arz edebiliyor. Aslına bakarsanız bazı hastaların öncesinde çekinceleri olabiliyor. Acaba ben botoks yaptırdığım zaman yüzüm donuk mu olacak? Şaşkın bir ifadem olabilir mi? Bu endişelerini gidermek için genellikle ben ilk seansta biraz daha az doz veriyorum. Hatta bazen buna halk arasında sanatçı botoksu da deniyor. İşte sanatçı botoksu olabilir mi? Bunun anlamı aslında ne? Mimiklerimizi hani çok da kısmayın, daha doğal görünelim, botoks yaptırdığımı anlamasınlar. Gerçekten bunda hakları da var. Çünkü şaşkın bir yüz veya çok gergin bir yüz de doğal değil. Ama belli noktalara belli dozlar verdiğimizde hem çizgilenme olan alanlarda çizgileri engelleyebiliyoruz, hem de aslında hasta, daha doğrusu kişi mimiklerinde bir miktar aslında gösterebiliyor. Fakat bu botoksun etkisi zaten bir aydan sonra gevşer ve giderek daha doğal bir görünüm. 4-5 aydan sonra da zaten öncesine genellikle dönüyor. Yani yüzde çok olumsuz bir etkisi yok. Uygun yerlere yapıldığında yüz ifadesini çok değiştirmez, ama çizgi oluşturan alanlardaki kasların fazla çalışmasını engellememiz de gerekiyor tabii ki.